Evet sevgili arkadaşlar, hazır elim kameraya değmişken bir de karar almayla ilgili kısacık bir video çekeyim dedim bayram hediyesi niyetine. Sevgili dostlar, karar almak nedir? Karar almak alternatifler arasından seçim yapmaktır. Eğer alternatif yoksa o zaman ne oluyorsa dayatma oluyor. Yani bunu çoğu zaman yaşıyoruz istemli veya istem dışı. O yüzden karar almak alternatifler olacak. Bu alternatiflerin içinden birini seçme özgürlüğü bize karar alma olarak tanımlanabilir. Fakat fazla alternatif de bizim millete yaramaz. 3 bilemedin 4, 50 tane birden alternatif verdiğinizde bu sefer kararsızlıkta tavan yapıyor. Hele ki bir de karar alma modellerinden hani düşünerek karar alan biriye denk geldiyseniz bu kadar fazla alternatifle o zaman iş hepten çıkılmaz hale gelebilir. Peki hani karar almanın temelleri neler var? İnsanlardan bazıları düşünerek karar alırlar, bazıları da hissederek karar alırlar. Düşünerek karar alanlar mümkün olduğu kadar fazla veriye ihtiyaç duyarlar. Veri olsun da ne olursa olsun niyetiyle habire veri toplarlar. Ortaya çıkan durumun avantajlarını ve gayet tabii ki dezavantajlarını da çok görmek isterler. Eğer bir şey çok kusursuz iyi gözüküyorsa bundan huylanırlar. Mutlaka yanında ufak tefek dezavantajlarını da görmek isteyeceklerdir. O zaman rahat ederler. Veri onlar için her şeydir. Mantık ön plandadır. Yapılan her çalışmayı mantık çerçevesinde çözümlemek isterler. Peki arkadaşlar, şöyle azıcık daha kayayım madem. Peki arkadaşlar, hissederek karar alanlarda durum ne? Onlar da duyguları çok ön plana çıkartırlar. Alacakları her şeyi hissetmek, duygularla bağlantı kurmak, bu şekilde karar almak isterler. İnsanlar hani yaşadıklarını, daha önce yaşadıklarını özdeşleştirerek karar almaya doğru giderler. Birileriyle hemen böyle beyinlerinde eşleştirme kurarlar. Dolayısıyla kararlarını alırken birazcık daha duygularla hareket ederler. Bunlar iyi mi kötü mü? Bunun iyisi kötüsü yok arkadaşlar. Bu bir durum tespiti. Asıl sıkıntı duyduğum benim Fırat olarak kararsızlar. Onu mu yapayım, bunu mu yapayım, şunu mu alayım, bunu mu alayım? İşte böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysanız o zaman bizim karar alma becerileri eğitimine kesin gelmeniz lazım. Diyeceksiniz ki Fırat nasıl katılacağız? Valla genelde şirketler hep kendilerine özel alıyorlar ama belki Haziran ayında böyle bir saatlik bir Zoom yayını yapabiliriz. Kendinize dikkat edin, görüşmek dileğiyle.